الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Dersin mevzusu insani berzah. Köprü değil. Berzahla köprü arasında bir tanım yapayım. Köprü bir yerden başka bir yere geçirirsin. Daha bir şey karışmaz. Berzah ise iki şey yapar. Değiştirerek dönüştürür. Değiştirmeden dönüştürür. Dönüşüm yeri. Aynı zamanda iksir ve mayi iksir mi var? Nasıl? İksir ve mayi iksir. Evet. Böyle. Gibi. İksir ve mayi. Çok önemli bir ders. Bir bilgi değil bu ders. Bak bugünkü ders bir doktorluktur. Seminere geldiniz ve bulamayacağınız, parayla bulamayacağınız bir derstir. Yeni, ben de anladığım taraflarım var yeni. Dersin sahası sensin. Yani biz. Bizde dolaşacağız. Psikoloji sorunların asıl belası kendini tanımayıp sırf bedensel yansımalarıyla çözüme giden bir tıp var. Bedensel hayat esas almış. Aramızda doktorlar da var, kızacaklar var ama sebepleri esas yapmış. Sebep varsa netice vardır. Bu adetullah'tır. Her daim değildir. Sebep, ABCC'den gidelim, ustadan topladım. Bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir. Sebeple neticeyi bir yarattığı için sebebi müessir zannediyoruz. Allah elmayı ağaçtan verdiği için o verdi zannediyoruz. Oysa onu verebilecek kudreti yok. Yani cin, şeytan, erva habisi kabul etmediği için onun bedensel tahribatını ancak neticeyi bilir, niçin yapıldığını bilemez. Ağzı yamuldu, fiziksel tedaviye götürür, biraz yumuşattı, düzeltirse tekrar şey yapar. Veya ilaç verir. İlaç da düşünceden seni koparır. Gene ruh tamir ederse eder. Ama usta diyor ki ilim onu tart eder. Cehil onu davet eder. Tanısan gider. Tanımasan gelir. Ha? Çok acayiptir. Asrın bir belası da hissi, nefsi, cisim galebe etmiş. Bedeni esas almış. Ruhu unutmuş, asır. Mutluluğu bedenle veya dış dünyadaki imkanların artmasıyla olacağını zannetmiş. Şimdi insanı tanımlayacağız. Yani kafaya gireceğiz. Sonra aşağıya ineceğiz. Girmeden aman aman hepiniz bilerek gelmişsiniz. Yeni gelen simalar var. Eskiler zaten biliyor. Onlar da zaten bilerek gelmiş. Ruh ceset ilişkisine ait bir örnek veriyorum. Bu bina, bir de ben. Sen, bina, sen. Şimdi bina değil, binaya mahkum değil. Bina cansızdır, ben canlıyım. Benim şuurum var, vicdanım var, duygularım var. Binanın böyle bir şeysi yok. Bina ile senin ilişkin, bedenle ruh ilişkisi gibidir. Fark, sen bir yerdesin. Ruh ise içeride değildir, dışarıda da değildir. Evvelde değildir, ahirde değildir, değil de değildir. Dünya cinsinden değildir. Allah Allah, dediğin diğer ruhtur şu anda. Ceset değildir. Sen şaşırman, o işte. Ve şu anda mutlu olan da odur. Beni tanıyorlar artık diye. En büyük nimet insan kendisini tanımasıdır. Aklın en büyük belası kendi aklıdır. Şimdi insanı berzah diye geçer. Şualarda
121. sayfada. Ben orayı bir okuyayım. Bu kardeşleri kapattık buradan ama. Diyor ki, alemi gayb, alemi gayb ve alemi berzakta dahi mutala ile. Alemi gayb, varlığın arkası. Alemi berzak, dünya değil, ahiret de değil, berzak. Şu anda kabir, alemi berzak denilir. Orada terakki var. İnbisat var yani. Orada hatalarımızın cezası haşir meydanında da kalmıyor. Dünyada şeriat ceza verdiği zaman haşirde de sorulmuyor o ceza. Bir kere Allah bir ceza bir yerde verir. Yok burada verilmedi. Kabirde verildi alem berzakta. Haşirde de kalmıyor. Berzakta da verilmişse. Adili mutlak mesleği de geçiyor. Allah bir suça bir yerde ceza veriyor. İki yerde vermiyor. Alemi berza şu andaki kabir alemidir. Anlamak adına anne karnındaki çocuk berzaktadır. Kadına diyoruz ki kaç aylık? 9 aylık. Bir hafta sonra doğum yapıyor. Ne kadar? Bir günü kan 9 aylıktı bir hafta önce. Değil. Dünyadadır ama dünyalı değildir. Ahirettedir ama ahiretli değildir. Gibi. Alemi gayb ve alemi berzakta dahi mutala ile bir seyahat ve bir tarih hakikat arzu ederken bir seyyah, bu ustad. Her taife insaniyede bulunan ve kainatı meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan, bak kainatı meyvesi olan insan, insan bir de çınar ağacı düşünün. Çınar ağacı düşündünüz mü? Nerede buldunuz? Sen Bursa'daki falan. Bir çınar ağacı, onun kökündeki çekirdek Nur-u Muhammedi'dir. Nur-u Muhammed odur. Ağaca şahsiyet-i Muhammedi denilir. Ağacın zahiri görünüşüne hakikat-i Muhammediye denilir. Ağacın batınına mahiyet-i Muhammediye denilir. İkisinin cemine şahsiyet-i Muhammediye denilir. Meyveye Ahmet Aleyhisselatü Vesselam denilir. Peygamberdir, insandır, babadır, kocadır, kuldur. Bazen ona Ahmet denmesinin sebebi meyvenin içerisinde çekirdek olduğu için, aslı taşıdığından dolayı. Meyvenin içerisinde bir çekirdek var, o kökün çekirdeği aynısıdır. O cihette Muhammed denilir. Yoksa Muhammed insan ismi değildir. Muhammed, Nur-u Muhammed'i, evvelu ma halakallahu nurihi, o kainatın çekirdeğidir. Onu beşer suretine dönmesi Ahmet'tir, meyvedir. Hepimiz o çınar ağacının meyvesiyiz. Tamam mı? Biz de meyveyiz, kainatın, ağacın sonuyuz. Bak, burayı çok iyi dinle, çok hoşuna gidecek. Meyve, ağacın sonudur. Ama meyvede bir çekirdek var ki, ağaçtan öncedir. Sen beşeriyet itibariyle, insan olma itibariyle kainatın sonusun. Ama bir bende bir ben vardır ki o kainattan da öncedir. Hakikat-ı Muhammediye. Hilkat-ı Muhammediye. Hakikat-ı Muhammediye ciddiyle. O kökteki çekirdeğin aynısı olduğundan dolayı. Tamam. Böyle insan bildiği zaman kendisini keyif alıyor. O zaman o çekirdek itibariyle parmağını koyarsan dal benim diyor meyvedeki çekirdek. Kök benim, evvel benim, ahir benim, zahir benim, batın benim, dal benim, budak benim, çiçek benim, koku benim. Onun için demiş, bilmeyen böyle dalga geçmiş yani. Muhyiddin Arabi demiş ki, İsa benim, Musa benim, Nuh benim, Muhammed benim. O çekirdeğe parmağımı koymuş, meyveyi nazara almamış, aslı kainatın başına dönmüş, her şey benim demiş. Bu makama gelmiş. Ama o makama gelmeyen, o hakikati bilmeyen taklit etse, maskaralık olur başka. Ama bu böyle. İnsan, o kainatın meyvesidir. Her birimiz. İnsan olmaya geldik, insan olarak gelmedik. Her doğan çocuk insan olma adayıdır.
Hani diyoruz ya, insanlığına ne oldu? İnsanlığını mı kaybettin? Hiç mi insan olamadın? Bize verilen vücut, hayat, insan. İnsan olmaya geldik. Bab-ı insani İsmi Hakim cilvesidir. İnsan olmaya geldik, insan. Şimdi kainatın meyvesi insan. Çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat edebilen, öyle bir özelliğimiz var. Manen kainat kadar inbisat edebilen. İnbisat şu. Oku alıyorum. Çekiyorum bir noktadan bir noktaya gidişine inkişaf. Sesim ise hem gidiyor hem yayılıyor. Buna inbisat denir. Hakikatını göstererek. Miraç inbisattır aynı zamanda. Hem inkişaftır, hem inbisattır, hem inkişaftır. İnsanın bu çekirdeği, ben olan ben şu, yeni gelenler için, benim gömleğim. Ben gömlek değilim, sahip çıkan arkada. Gel içeriye. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim his ve şuurum. Benim aklım. Benim ruhum. Ben olan ben arkada. 336 lema var. Hatta benim ruhum diyen ruh değil. Şurada kafeste duruyoruz. Sen kendini ne ile tanımlıyorsan sen olsun. Yok, bina ile tanımlarsan binasın. Kendini bedenle benim diyorsan, insan diyorsan sen bedensin. Nasıl inanıyorsan en nezenli abdibi insana öyle muamele görüyor. Sen o değilsin. Şimdi kainat kadar bak. Bir çekirdekte küçüklüğüyle beraber mani kainat kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Böyle bazı insanlar var. Ondan sonra kim o? Müstakim ve münevver akıllar. Şu olabilir. Müstakim ve münevver akıllar. Bir. İki, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Baktı ki onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insanı berzahtırlar. Ve iki alemin birbirleriyle temasları, çevir abi, o noktadan oluyor. Yok mu? Tamam. İslam'da çaresi tükenmesin. Bunu diyen melun ahirete gitti. 276 tane ayeti kabul edemem demişti. Burada ettirirler. Ettirirler şimdi. Evet, şimdi diyor ki iki alemin birbirleriyle temasları, muameleleri insana nispeten o noktada oluyor gördüğünden. Ha, bizim böyle bir veli nimetlerimiz var. İnsani berzahlar. Bakın şeyde göstersiydi aynı sayfada. Açtı mı? Açtı mı bak. Şu iyi var ya takke. Ustad diyor ki benim diyor virgül ve nokta manayı değiştirir. Şimdi sadeleştirenlere diyeceğim. Şu insanın kafasına takke koy, şu iğnin, insanı anlatır. İnsani olduğu zaman, insanın hakikatini anlatır. He? Yolu anlatıyor. Evet. O sistemi anlatıyor. İnsani berza. Bunu birinci sözde de var. İnsani berzahtırlar. İnsan, insani berzah. İşte bab-ı insaniyet, insaniyet insan değil, insaniyet alemi ve kapısı var. Oradan insan gelecek. İnsan için sadeleştir bunu. İ noktasına koy, o apostrofu takkeyi kaldır. Şapka demeyin. Normal insan beşerden bahsediyor zannediyorsun. Zannediyor. Evet. İnsani berzah insan değil. İnsan değil bu. Sistemi anlatıyor. Sistemin adı. Nokta ile apostrof, ha? Oku anlarsın. Ha? Risale-i Nur bambaşka bir eserdir. Nokta ile takke.
o arasındaki faz. İnsan nerede? Sistem nerede? Vallahi öyle abi. Evet. Başka bir şey. Başka bir şey. Sistemi anlatıyor. O sistem sen de bende var ya. O sisteme gireceğiz şimdi, girebilirsek. O sistem var. İnsani berzahtırlar. 15. şu anda burada söylüyor. Peygamberimiz için diyor ki gelmesiyle onu kaldır abi orada. Alemi gaybı öyle mi? Ha. Alemi gaybı alemi şehadete taşıdı diyor. Peygamberimiz için diyor. Bak ne diyor? Alemi gaybı alemi şehadete taşıdı. Peygamberimiz için. Aleyhisselam. Kur'an için aynı tabir diyor. Alem-i şehadette alem-i gaybın lisanı. Evet. Alem-i şehadette alem-i gaybın lisanı. Evet. Acayip bir şey. Anne karnındaki çocuk. Ağacın çekirdeği. Yani çekirdekli program. Burada buralı değil. Tamam. Şimdi buna gireceğiz. İnsan nedir o? İnsan sistem o. Ve Allah nasip ederse vesvese, vehim olanlar, psikoloji olanlar bu benim düşüncem mi, akıl mı, benim tasdikim mi? Onu da göreceğiz. Bak, merak ettim. Tasavvurla taakkul, yani düşünce ile akıl arasında ne fark var? Mesela hatırımıza geliyor. Tamam mı? Çeşitli şeyler geliyor. Bu vesvese ve vehim. Bu düşünce midir? Aklı, akıl mıdır? Ben düşündüğüm şey midir? Davetsiz gelen bir şey midir? Ona üç tane tanımlamak için ustad soru soruyor. Bu, sen de soru soracaksın o düşüncede. Bu mu, bu mu, bu mu? Değilse tasavvurdur, ise taakkuldur. Böyle dalil abi. O kadar basit. Şimdi, insanı berzahlı iki alim birbirine temasları o sistemli olur. Kardeşim, ceset bir şey değil. Ceset bir şey değil. Ceset, küre arzı hulasası. Peki şey, ruh, şeceri hilkate hulasası. Ben olan ben, ene, o yok öyle bir şey. Oraya Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor. Şualar 9. Orada taayyum ve teşahhus ediyor. Böyle bir sistem. İnsan. Şimdi 300 ilk 357 açar mısın abi? Defteri. Ha şu. Şu. Tamam. Bana müsaade yapabiliyor muyum? Yapamıyorum değil mi? Şu an yapabiliyor olmanız gerekiyor. Öyle mi? İnşallah. Bizden fazla parmağınızı dokunmanız gerekiyor. İki parmak. Tamam yok böyle komple. Peki. Çalışıyor şu anda. Doğru şey olmuyor. Tamam o zaman neyse ben sana komut vereceğim. Şimdi indir abi. Dima'da arkadaşlar kafayı da açıyorum. 7 mertebe var. Felsefeden us derler, öz derler, töz derler, akıl derler, esas aklı kabul ederler. Akıl var, diğerleri bunların detayı. Ustad, bu 7 mertebede ayırır, dima. Dimada meratip var. 1. En soğan kabuğu gibi dışarıdan. Tahayyül. Gir içeriye, tasavvur. Gir içeriye, taakkul. Gir içeriye, tasdik. Gir içeriye, izan. Gir içeriye, irtizam. Gir içeriye, itikat. 7 mertebe. Bunu bildiğimiz zaman bir bilgi ama burada sohbetten sonra çıktığınız zaman sohbet de cemiyet hayatında kopuk olan ders size bir şey pek vermez. Ne işe yaradı ki? Hayatta karşılığı yok. Ha, şimdi bu bilgi, bu dimadaki bilgi bizim ne işimize yarayacak? Gelen veriler nereden geliyor? Biz açığız kardeşim. Kulak açık. Gözden geliyor. Ervah habisi geliyor.
Kokudan geliyor. Yedi yerden geliyor. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, dokunmadan, sevk ve şefkten geliyor. Şimdi bu dimağda yapılandırıyor. Şimdi diyor ki müstakim ve münevver akıl. Onlar ki şimdi insanın yedi tane mertebesinin en üstü neydi? İtikat. Vicdanın içerisinde kaç mertebe var vicdanımızda? Dört. İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Dışarıdan içeriye. Yani dışarıda ne var? İrade, zihin var, his var, latife-i rabbaniye. Demek ki irade vicdana ait bir sıfattır. Vicdan olmayanın iradesi yoktur. İhtiyarı vardır. Tak vele dalilam. Gördün mü? Sistemi bildiğin zaman budur. İrade ile ihtiyar arasında hemen bir misal vereyim. İhtiyar mevcutlar arasında, yani mevcut derken senin geçmişin ve geleceğin arasında tanımlama yaparak bu mu şu mu o mu tercih yapar. Bu ihtiyar. İrade ise mazi ile eşyanın hakikatiyle mazi. Mazi ile istikbale bakıp halde tercih yapar. Bu irade. Yani Allah ile ahirete bakıp dünyada eylem yapar. İradesi olup olmadığını nasıl anlarız? Bir insanın dünyada yaşarken ahireti nazara alarak yaşıyorsa iradelidir. Ahireti kale almadan yaşıyorsa iradesi yoktur. O nispetle nesi var? İhtiyarı var. Benden iyi kapattım. Tamam, bunu bir kapat, bir sök. Bir daha. Çare üreteceksin, bakmayacaksın. Sök tak. Şimdi ihtiyar ise hazır zamana müptelaptır. Mesela hayvanların ihtiyarı vardır, iradesi yoktur. Mesela çiçek, çiçeğe, arı, taşa mı konayım, çiçeğim. Kedi, ekmek mi alayım, ekmeğe mi gideyim, ciğerim. Bu bir tercihtir. Bu tercih irade değildir. Bu ihtiyardır. Elestu bi rabbikum meselesi, göndermeler yapıyor. Kitap okuyanlar, bilerek gelindiği için. Elestu bi rabbikum der, ihtiyar yoktur. İrade vardı. İhtiyar beşeriliktir, şerliliklerle beraberdir. İrade ise ulvidir, mazide vardır. Ha? Şimdi oraya geçiyorum. Bir davayı fark etmiş, kendisini fark etmiş bir insan, itikat, nereye itikat ediyorsa, onun latife-i rabbaniyesi öyle çalışır, onun Rabbi odur. Mesela birbirinizi ilah edinmeyin. Neyi putlaştırıyorsak, tabii hiç kimse putlaştırdığı yok tabii. Hep bu sözler tabii cemaatin dışında. Seni senden alıkoyan, seni Allah'tan uzaklaştıran her şey puttur. Seni sana unutturan, seni sana kaybettiren, Allah'tan aranı kesen, ahiretsiz ve Allahsız yaşattıran her şey puttur. Put var işte araba. Put o. İşte birbiriniz ilah edinmeyin. Menittehaza ilahahu heva. Bak nefsini ilah edinmiş. Ne diyorsa emret komutanım. Televizyon açılacak televizyon. Şu video seyredecek şu video. Namaz. Sonra da ne olur ya? Hevasını diyor Hasan abi. He? Hevasını. Hevasını. Müslümana sistemi. Müslümana diyor da. Hevai nefisini. Men ittehaza ilahahu heva. Hevai. İlah edindi. Onun itikadı, o itikat ettiği, yani kendisini unutan, Allah ile ve ahiretsiz yaşatan şeydir. Hevası o. O da putudur. Put. İltizam ise ibadetullah, yani
He? İrade. He, irade, ibadetullah, doğru. Şimdi ben tabii bunlar şöyle geçecek size ama daha biraz da kolaya doğru gideceğim. Hani bu meşgul olanlar için, bu da kitap okuyan, karıştıran, ülfet belasına duçar olmuş, böyle 20 defa, 30 defa okumuş, o, hala o ilk okurken başka bir şey anlamayacağım, aynı şeyi tekrar edeceğimi zannedenlere onları gösteriyor. Ülfet belası sarmış bizi. Bela var ya bela, alıştık, alıştık. Oysa iltizamı çok geçer. İltizam nedir? İzan nedir? Onu şey yapayım. 34. sayfa mektubatta diyor ki, İslam nedir? İman nedir? İman izandır diyor. Ne demek izan? Hakkı kabul ve tasdiktir. Bak gördünüz mü? İman neymiş? Hakkı kabul ve tasdik. İslam nedir? İltizamdır. İltizam nedir? Hakka tarafgirlik, teslim ve inkiyattır. Peki, hakka tarafgirlik yok. İslam var mı? Olmaz. Yok. Bitti. İslamsız iman, leküm denüküm ve leküm. Böyle dalil amel. Küfre taraftar oldu ama namazı var, teheccüde de kalkıyor. Gayrimüslim Müslüman. Evet. Gayrimüslim mümin diyor. Gayrimüslim mümin gibi. İslamiyet yok mu? İmanı var. Mümini şey, mümini gayrimüslim oluyor. Teheccüde kalkıyor, zekat veriyor böyle acayip ama küfre, harama, zındığa taraftar. Peki o da İman, güle güle mi abi yoksa? Gitti o. İmanı yok. Bitti yani. Bitti. İmanı şey zannediyor, yani ölümü de bayılmak zannediyor. Kalede aşağı böyle. Ne diyor ya? Şimdi mesela sanki benim fikrimi söylüyorum. Naklediyorum ben. Ne diyor ya? Ya söylediğim doğruysa ki dinde, tövbe estağfurullah. Yani وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ اللّٰهُ değil, taraftar olanı Allah tehdit ediyor, meyledemeyin. Zındığa, İslam düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına, Allah düşmanlarına değil taraftar olmak. Meyletse bitiyor. Bak, İslam neymiş? Hakka tarafgirlik, teslim ve inkiyat. İnkiyat fiildir. İslam'da fiil vardır, inanç yoktur. Namaza inanmak değil, namaz kılmak. Oruca inanmak değil, orucu tutmak. Haca inanmak değil, haca gitmek, eylemdir. İman ise itikattır. Kendini aldatma. Sürprizlik olmasın sana. Kabirde sürprizlik olmasın. Habitet amaluhu. Kişi diyor Allah Resulü, çok büyük dağlar kadar ameli var ama çarpı sıfır, küfre rıza, küfür olduğunda gidiyor. Bu iltizamdan olduğu için söyledim. Takul, vicdandaki aktarım yeri zihindir. Geleceğim ona. Tasdik, histir. İzanda kalbe atılıyor. Şimdi bir insanın şimdi şeye geldim, can alıcı konuya geldim. Sistem dedik ya, insani berzah. Bak, eğer kafamızın iltizamı, iltizam neydi? Şey, itikadı, Allah'a Allah yaparsak, tamam, Allah'a Allah olursa alemimizde, Rabbimiz Rabbul Alemin olursa, Rabbimiz Rabbul Alemin olursa itikat çalışıyor. Bir. İki. İltizam İslam'a yapamasa da demiyor. Yapmasa da. 464 mektuba. Ne yapacakmış? Doğru. Yapmasa da doğrusu budur. Hakkı kabul edecek. Evet. Tasdik edecek. Doğru. Birincisi neydi? İtikat Rabbi Rabbul Alemin olursa Allah Allah olursa, Allah'ı Allah olursa, itikadı çalıştı. Bak sistemi anlatıyor. İki, İslamiyet'te doğru yerde, doğru insanlarla beraber olursak, iki, aklımız Kur'an'a tabi olursa, akılla zeka arasını söylemiştim,
Zeka aklın bir sıfatıdır. Balık kokusu sıfattır. Balık kendisi asıldır. Balık kendisine akıl, balık kokusuna zeka denilir. Misal için söyledim. Eğer bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlarsak akıllısın. O nispetle. Ya akılun ta akılun efele tefekkürün gibi. Yok ben bana yeterim diyorsa zekidir. İyi bir mühendistir. İyi bir pilot. İyi bir köprü yapıyor. Ama ahiretini yıkmış. Arabaların geçmesine köprü yapsa ne olur? Tamam. Zeka. Demek ki birincisi konuştuk. Yani alemimizi düzelteceğiz. İtikad, itikadımız alem içimizi düzelteceğiz. İltizamımızı, fiiliyatımızı doğru yapacağız. Taakkulu aklımızı elimizden geldiği kadar Kur'an'a tabi edeceğiz. Yapamasak bile Allah beni affetsin. Doğrusu bu. Tevil etmeyeceğim. Tamam buymuş. Değil mi tabi? Dört son tasdikimizi de tasdik de nedir? Şimdi bu düşüncelerimizi eyleme dönüştürme sistemidir tasdik. Bu makamda söylüyorum. Yani mesela düşündük. Aklettik. Kur'an'a tabi olduk. E fiile nasıl geçireceğiz? Bir sistem de çalışıyor bizde. Onun adı tasdik. Tasdik denilen ilim. Yani fiile, düşünceleri ilme ve fiile dönüştüren sistem, tasdik. Yani seni uyanık tutuyor değil mi? Uyanık tutuyor. Tabii tabii. Objelere karşı falan. Mesela bak. İtikad düzelttik. İslam'a dediği şeyleri kabul ettik. Bu da itizam. Ondan sonra taakkul, vahye tabi ettik. Ne kaldı? Eyleme dönmüştür. Hadi kardeşim. Ha, bu da tasdik oluyor. Yaptık mı kardeşim, senin aklın müstakim ve münevver bir akıl. Cadde açıldı sana. Akıl yolunda sorun yok. O nispette, bakın en mükemmel değil tabii de. Yani bunu yaparsak, peki toparlarsam, o kadar zor değil. İtikadımız doğru olacak. İki, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru düşmanımız, bizim düşmanımız olmayacak. Allah düşmanları düşmanımız olacak. Bizim dostumuz da Allah dostları olacak. Bak, itikadımız doğru olacak. Allah'ın dediği yerde olacağız. Aklımız elimden geldiği kadar Kur'an'ın hükümlerine kafayı karıştırmayacağım. Öyle aman acaba. Aklını teslim et. Çünkü aklın ustası o. En azından Allah'ın ilmi, şu anda dünyada ne kadar insan var? 8 milyar. 8 milyarın, 8 milyar insanın aklını yapan aklı kül ilmi muhit. Allah. Şimdi Allah'ın ilmi 8 milyar geçmiş gelecek akıllar değil. Şu anda 8 milyar insanın aklını yapan ustaya bu aklını tabi etmek akıllılıktır. Bu aklı ona teslim etmemek zekiliktir. Ha? Demek ki itikadımızı doğru yapacağız. İki, doğru yerde olacağız. Elimizden geldiği kadar aklımızı Kur'an'a tabi edeceğiz. Dört, tasdik, eyleme dönüştüreceğiz. O zaman münevver müstakil bir akıl caddesi açıldı. Cadde açıldı. Şimdi insanın bir de o da çok önemli. Üstadımız diyor ki hususi cüz'i küçük dünyasını umumi dünya ile karıştırır. İnsanın tahayyülü ve tasavvuru ikisi cem, dima yedi mertebesi vardı ya tahayyül tasavvur. Hasan o hususi dünyadır. Bu insanların ve hepimiz çoğumuz %90'ı umumi dünyanın içindeyiz ama umumi dünyayı fark etmemişiz. Haberimiz bile yok. Kendi hususi dünyamızı umumi dünya zannediyoruz. Kendi fanosumuzda yaşıyoruz. Havanda su doyuyor.
duyuyoruz. Nedir o hususi dünya? Tahayyül ve tasavvur. Yani kurduğumuz hayaller, düşündüğümüz şeyler bizim küçük dünyamızı oluşturuyor. Bir daha, kurduğumuz hayaller, düşündüğümüz şeyler bizim hususi dünyamızı oluşturuyor. Bunu eğer ötekisine katarsak, yani akla, Kur'an'a tabi edersek, umumi dünyadan haberimiz olur. Hani sokakta rastlarsınız, görmüşsünüzdür caddede, kendi kendine. Kendi kendine. Değil mi? Nerede yaşıyor o? Camı da böyle şey yapar mısın? Nerede yaşıyor bu adam? İçeride yaşıyor kendisi. Nerede yürüdüğünü de bilmiyor ha. Peki, sıkıntı olan adam ne yediğinden lezzet alır, ne yaptığından. Hayat bitmiş azaptır. Yaşamak ona öyle işkence gelmiş ki, ölmek nimet ama eline geçmiyor. Ya, hani Kur'an'a tabi olmasa küçük dünyamız bizi boğuyor. Boğuyor. Küçük dünya boğuyor. Evet. Şimdi ben en önemlisi herkesi kapsayacak bir şeye de geleceğim. İnsanın vehim ve vesvesesinden kurtulmasına sebep olacak üç tane düşünce midir, akıl mıdır? Üç tane soru soracağız. Ta. O kadar rahatlayacaksın. Bu hakikaten şey midir? Vesvese midir? Düşünce midir? Benim midir? Değil midir? Bunu geçiyoruz. Bakayım. Bak karşınıza öyle paldır küldür çıkmadım. İlk önce ne okuyacaksın? O kadar yerler var ki. Şunları, şuraya gireceksin. Ders yapanlara duyurulur Hasan'ım. Tamam abi, öyle yapıyorsunuz zaten. Ders çalışarak çıkacağız. Tarif ve tanımlara dikkat edeceğiz. Nokta deyip geçmeyeceksin. Nokta, birinci sözde de var. İnsani. Arş olur. Bak. İnsanın arşa çıkmasına bahsetmiyor birinci sözde. İnsani arş olur. Sistem. Arş sisteminden bahsediyor. Besmele sistemdir. Oradan insan gidecek. Noktayı da tak ya. Bunu çok iyi biliyor Takozoviç. Bu adam kafayı dikmiş. Ben bu Nur Camiası'nda 1997'de göz açtım. Hala bu adam Nur Camiası'na bela olmuş. İşi gücü sadeleştirmek. Niçin? Eskiden düşünüyordum ya. Çok iyi biliyor. Takke ile noktanın farkını biliyor adam. Geçmişimizi unutturdu sistem. Bir gecede millet cahil olur mu yazıyı değiştirerek? Mazi ile alakamız kalmadı. 400 senelik Çinli ve İngiliz, şu andaki nesil, dedesini 400 sene önceki kitabı rahat anlıyor. Biz anlayamıyor. Bir gecede cahil yapıldı. Risale-i Nur'un bir vazifesi de bizi ecdatla bağlı. Bu ecdadın tanımları, tarifleri. Bir bu var zaten. Başka ecdatla bizi bağlayacak ilmi bir, ciddi bir kaynağımız yok. Kütüphanelerde olan, o da unutulmuş. Tamam. Şimdi bunu unutturmak için neler yapılıyor? Bir tanesi de sadeleştirme cinayeti. Miraca merdiven demiş. Düşünebiliyor musun? Abi Osmanlı arşivi bile kaç kere yakılmış ya. Evet. Bile bile ya. Bu da ne kadar? Peki. 334. 22. defterden. Dostunuzu, düşmanınızı bilin. Adamlar işi bilerek yapıyor. Yani 30-40 senelik planı yapıyorlar. Biz de gündelik hesaplar yapıyoruz. Saftirik zamanı değil. Tarafgirlik berbat bir şey. Adamı kör ediyor. Ya, boşuna Allah dememiş tarafgir. İslam nedir? Hakka tarafgir, teslim ve inkiyat. Batıla tarafgirse boşuna ne okursan oku. Hiçbir işe yaramayacak. Arkadaşlar, fiiliyatımızın iki ayağı var. İnsan fiiliyata nasıl geçer? Birisi katkı, dima sağlıyor.
Bir tanesi de vicdan sağlıyor. İnsanın birinci ayağı dimağdaki tasdiktir. Birinci ayağı derken abi? Yani fiili atacağım mesela. Hı-hı. Seni dost edineceğim, namaz kılacağım. Yani düşündüklerini fiile aktarmadaki ilk birim tasdik mi oluyor? Birincisi tasdik. Evet. Sonra insanın fiilleri diyor. Üstad 77 Utbe-i Şame'de diyor ki insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Kalk tamam. His neyle çalışır? Dimağdaki tasdikle çalışır. Şimdi burası çok önemli. Kafirin sufli işleri, Müslümanın haram işleri kalpsiz çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Yani kalp olmadığı zaman akla yapıyor. Yani zekasıyla yapıyor. Yani şöyle diyeyim, iyi anlarız. Adam bir iş yapar. Ulan vicdanın kurusu. İnsanlığın mı yoktu? Vicdanın mı kurudu? Vicdansız adam bunu nasıl yaptı? Nasıl söyledi? Ama yaptılar. Niçin? Vicdan onu durdurmadı. Tartı yapar. Neyle kandırır? Aklıyla, hayır zekasıyla kandırır. Niçin yapabildi? Vicdanı durdurmadı. Aklı vicdandır. Aklın şey yaparız, tamam lan hak ettin lan sana, şunu çakacağım lan sana. Vicdan diyorsun ki lan, aslında başını yansın. Ya tamam lan, tamam git. Demiyor musun? Hak ettin bu cezayı ama, tamam lan. Çocuğuna bağışladı. Çocuğu var bunun. Ustad elini kaldırmış, tam beddua edecek şeye, savcıya. Nasıl bir savcıya? Afyon hapishanesinin camlar kırık. Eski hapis duvarlar biliyorsunuz kalın. Buz bağlamış. Yetmiyor. Koğuşa lağım suyu bağlamışlar. Namaz kılamasın diye. Ben olsam kıyameti koparırdım. Duvara çıkıyor, o geniş duvara, o taşa, camı. Orada oturuyor, şu anlarda şu tabir geçiyor. Menzilimde fena kokular ziyadeleşti. Ve artık dayanılmaz olmuş. Elini kaldırmış, tam beddua edeceği zaman. Ondan sonra çocuğu görür, bir çocuk görür. Kim o demiş? Savcının kızıdır, elini indirmiş. Kendisi diyor. Ve bedduayı hak etti, onu onaylayan kimdi? Aklı ve tasdik, akıl. Ama aşağıdaki bir birim hayır dedi. Bu çalıştığı için. Biz ise Allah belanı versin. Belası şu demek biliyor musun? Ne kadar lanet, ne kadar lanetlidir. Lanet lanetlidir. Niye biliyor musun? Allah belanı versin demek. Ey Allah'ım. Ona bela ver. Unuttun galiba. Belayı hak etti. Ben de hatırlatayım. Bir bela verdim. Bela verilip verilmeyeceği sen tayin ediyorsun. Ya. Bela verirse daha beter bela olacak bize. Hidayet olacak. Ama bunu size hitap etmiyorum. En başta ne iş yapmıyorum. Toplumun içinde taarruz yapılmaz. İlk önce biz yapıyoruz. Yani ben yapıyorum. Yani bedduadır. Yani bedduaya layıktır. Zemzem. Demek ki insan eğer düşündüğünü vicdanı kontrol etmese aklı yapar, yani şeyle, zekasıyla yapar, çoğu zaman da fiyaskoyla neticeleniyor. Ama vicdan, eylemin ikinci bir ayağı var, vicdan ve kalptedir. O insanı bloke ediyor veya yön veriyor, daha külli yapıyor. Vicdanın gözü daima açıktır. He? Vicdanın gözü açıktır diyor. Açıktır. Şimdi bunu da gördükten sonra sayfa 332. Ne kadar saat geçti? Çeyrek geçiyor. Bir saat oldu. Bir saat. Şimdi geldiğimiz mevzuya. Daha sonra bu kendisi mevzuydu ama bazı arkadaşların da böyle bir sıkıntısı var veya kendisininle değil. Çoluk çocuğun vesaire. Yani onun için aldım buraya. Tefrik edemiyoruz. Bu vehim mi? Biliyorsunuz vesvese kalbidir. Vehim akliyedir. Vesvese nedir? Vesvese varı bozan bir sistemdir. Mesela imanlıya imansızsın der. Varı yok eder. İmanlıya imansızsın der. Abdestliye
abdestsizsin der. Bu ne ile tart olur? Eylemle ve zikirle. Dimağda vehim var. Vehimle vesveseyi ayırmanız için söylüyorum. Vehim ise yoku var eden düşüncelerdir. Burada öyle değildi. İmanı imansızsın der. Gider Alman gavuruna, Hollanda gavuruna imansızsın ha. İmansız çok kötüdür. Demez. Niye? Gider iman eder. Kimi o zaman imansızsın der? İmanlıya. İmansızsın diyorsa altına imza atıyor şeytan. İmanlısın. Şeytanın imzasını anlamıyorsun. O en güzel imza odur. İmanlısın. Evet benden de geçtim. Onaylıyor. Abdestin yoktur. Ben havalimanından indim Avrupa'ya. Açık hayvi neymiştim. Ve hakikaten ya. İkindi geçecek neredeyse. 1,5 saat var. Bilmiyorum acaba böyle uykuluk geçti mi uçakta? Hemen soracağım şeytana. Çaktırmadan ama o da gerizekalı değil. Şeytana soracağım abdestin var mı yok mu? İnanın. Nerede alacağım şimdi pasaport diyeceğim. Dedim ki acaba abdestin var mı yok mu? Niçin öyle yaptım? Gittiğine dair delilim yok. En son Türkiye'de abdest almıştım. He. Şimdi dedim ki abdestin var mı yok mu? İstiyorum ki yok desin. Dört gözle bekliyorum. Yok yok orada uyumuştun geçirmiştin. Beklerken dedi ki ben o kadar aptal değilim. Mecbur abdest aldım. Bir şey demediği için. Anladın mı? Böyle acayip bir şey. Vehim ise düşüncelerdir. İyi değilsin, hastasın, aha kriz geçireceksin, aha öyle dedi, altında kalma, ver ağzının payını, bu vehimdir. Şimdi kafa, 3 tane soru burada. Şimdi düşünceler, garip garip düşünceler geliyor, bu vesvese değil. Düşünceler akli midir? Ciddi bir kaynaktan mı geliyor bu şüphe? Yoksa uydurup mu? Sağlamış mı? Sağlama mı yapmış? Düşünceni kontrol etmek için 3 tane soru soracaksın. Hakim olmak için. 1. Burhan ve delil olması lazım. Aklı olması için. Burhan ve delille çalışır. Sen iyi değilsin. Niye? Öyle geldi bana. At çöpe. Senin namazın kabul olmamıştır. Delil ve burhanın var mı? At çöpe. Birincisi bu. Delil ve burhan arayın. Delille burhan şu. Delil nedir? Delil mesela bizim haricimizde su ıslatır. Ya, su ıslatır artık. Delildir su ıslatır. Herkes için malum. Tamam mı? Bu delillerle iç dünyamızı tamir edersek buran olur. Neyse oralara girmeyeyim. Düşüncelerimize geldi. Senin namazın olmadı veya ne geliyor daha çok bir tane söyleyeyim bakalım. Düşüncede ne benimle geliyor? Hastasın. Ha. Namazı 3 mi kıldım 4 mi kıldım? Ha o daha beterini söyleyeyim. Alo. Aynı böyle. Hiç unutmuyorum. Gözümü zor şey yaptım. Çünkü telefonumu açık bırakıyorum sakın etmeyesiniz. Şey için. Yurt dışında morgda falan cenaze yıkıyorlar. Birkaç defa başıma geldiği için söz verdim kapatmayacağım. Gece yıkarken bazı şeyleri oluyorlar morgda vesaire. Daha çok kadınlar yıkarken. Orada belediye yıkamıyor. Kişi kendileri yıkıyor. Ondan sonra soru soruyorlar nokta. Kapalı olunca çıldırıyor tabii haklı olarak. Telefonum açık. Böyle zorunlu durumda. Ama Türkiye'de mi sarıldı? Hiç unutma. Bir baktım saatte 2:17 geçiyor. Tamam. Buyur kardeş. Abi dedi baktım hanım. Buyur dedim ben. Abi uyandırdım. Tamam. Herhalde. Söyle mutlaka derdin var da. Konuştuğuna göre uyanmışsın. Konuştuğuna göre uyanmışsın diyor. Neymiş bir derdi. Abi. Benim derdim yok, sıkıntım yok da iyiyim. O zaman derdin ne? Acaba gene sıkılabilir miyim? Derdim tekrar olur mu? Ve
deli dersiniz, o saatte şey yaptı zaten. Hayır, akşam yok. O şunu sorsaydı, ya ben acaba hep böyle devam edecek miyim? Hiç şey yapmıyorum biliyor musun? Kuyuya düşen bilir. Allah düşürmesin. Abdesti 50 defa alanı biliyorum. Hocam, olmuyor. Bir şey sorabilir miyim? Mesela abdest alıyorsunuz ya, şuraları yıkıyorsunuz ya, orayı yıkadın mı diyorsun mesela. O çok vesvese geliyor. O yüzden... Şimdi abdesti... Nasıl yenebiliriz hocam? Ha işte ona geliyor. Yıkamadığına delil. Mesela bir tanesi de öyle demiş. Abi acaba sırtımı yıkadı mı? Ulan hamamda havuz yapacak halimiz yok. Mesela banyo yaparken, şöyle düşün. Banyo yaparken isteseniz yıkanacağım ama arkam ıslanmasın. Mümkün müdür? Bir serpak koyalım buraya. Yani yıkanacağım ama arkam ıslanmasın. Ben elimi süreceğim ama ıslanmasın. Olur mu öyle bir şey? Şimdi bir kere enseye su vermek farz değil. Hiç istersen verme. Vermesin de o. Hocam mesela gusül abdesti alıyorsun. Mesela buraya değdi mi su filan, kuru yer kaldı mı? İşte biraz önce anlattım. Şimdi banyoya girdin mi? Sizin banyoda maşapla mıdır, tabancayla mıdır şeyler? Fiskeyle. Şey hocam. Fiskeyle. Şimdi istesen de ki adın ne senin? Osman. Osman mı? He? Evet. Kaç yaşındasın abi? 17. Oyun. Bak şimdi. Tabancayı aldım Osman. Diyorsun ki, ey su, diyorum suya. Yıkanacağım ama omuzlarım kuru kalsın. Kalabilir mi? Ha, şimdi burhan ve delili yok. Yıkadığına delil arama. Yıkamadığına delil ara. Yıkadığına delil yaptın. İster olsun, ister olmasın. Böyle yaptın mı? Bitti. Bazıları da şöyle yapıyor. Niçin? Bak şimdi yandı bende. Su olduğu için yanmıyor, su geçiyor. Ben gördüm onu. Dedim kardeşim, 7 numara araba kaportasının sizin parası var. Allah böyle mi dedi? Şöyle yap dedi, tamam. Mikroskopla, teleskopla bakacak halim yok. Geç istersen aynaya böyle yapınca, bak bakalım. Ha, acaba arkası ıslandı, berbere git. Değil ya. Delil mi? İslandı mı diye sormayacaksın bundan sonra Osman. Tamam. Ha, tam tersini soracaksın. Tamam. İslandı mı değil. Tamam. İstatmamak mümkün mü yani böyle yapınca? O zaman birincisi delil ve bura. Delili var mı? La ibrete lihtimali gayrina şan delil. Bir delilden, bir emaneden çıkmayan hiçbir mantığı yok. Mesela namazı yapayım. Elhamdülillahi rabbil alemin. 3 mü 4 mü? Aynı mı? Hocam yemin ediyorum aynı. Çünkü senin şeytan benim şeytanın aynı da. Şeytanımız aynı. Aynı. Şeytanımız aynı. Şimdi Allah ne güzel şey getirdi. Ondan sonra diyor ki Cenab-ı Hak, kalbine sor. 3 mü 4 mü? Şeytanın tabii işine gelmiyor. Çünkü 4 olduğu halde 3 dese bir rekat fazla kılacak. Onun için karışmıyor. Şimdi dinimizde diyor ki 3 mü 4 mü kalbine sor. Kalbin hangi tarafa yatıyor? %51, %52, 3. 3 olarak kıl, seyif secdesi yap. Diyelim ki kalbin 4 olarak yatıyor. Seyif secdesi yap. Seyif secdesini biliyorsun. Ondan sonra eğer kalbin diyor ki vallahi kalp, ben de senin gibi gafilim. Ne 3'tür ne 4 bilmiyorum. Oluyor mu böyle? Tamam. O zaman ne yapacaksın? En azını az alacaksın. 3'e nazar alacaksın. Seyif secdesi yapmayacaksın değil mi abi? Ha? Kurtulmanın yolu, aynı vesveseyle geliyor. Ha, kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. yaban arılarına uğraştıkça daha çok musallat olur. İnan bana, Kur'an okurken, namaz kılarken bazen, namazdan sonra dua da benim en çok, ulan dedim bugün tüm namazı başı şeytan gelmedi ya. Ulan ben şaşırıyorum niye gelmiyor. Meğer o anda gelmişti bana o söyledi. Yani tuhaf şekillere giriyor. En iyine ondan kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Teşekkür ederim. Tamam mı? Çok, çok
Çok iyi oldu değil mi? İki. Daha hoşuna gidecek. Kavlen ve fiilen tasdik etmiyorsun. Mesela öğlen kıldınız. Kıldınız tamam mı? Olmamıştır herhalde. Niye? Bana öyle geliyor. Hadi bir daha. İkinci kez kılmayı Allah mı söylüyor? O bak kavlen ve fiilen uygulama. Ya bunu yanlış okudum galiba bu ayeti geri dönme kavlen söz. Bu namaz olmadı galiba iade etme. Var mı delil üstteki? He? Abi başıma bir şey geldi mesela. Şiilermiş ben anlayamadım. Oğlum safa durdum. Tamam. Garip bir akşam namazı kıldılar. Ben de ne oluyor? Tamam. Adam iki rekatta bitirdi. Sen akşamı. Dua ediyor falan. Ben kaldım böyle. Nasıl yani falan. Hoca cevabı. He. Tamam ondan sonra sen de selam. Anlamadım. Meğersem tamam. Şiiymiş onlar. Tamam. Yani. Selam vereceğim. Tamam. Aynen. Ayrıldım tekrar kıldım. Tamam. Şimdi birincisi unutmayacaksın. Delili ve burhanı var mı? Yoksa behidir, tasavvurdur. Akli değildir. İki, o fiili veya sözü delili ve burhan olmadığından sakın bir daha söyleme ve iade etme. Bir daha kıl, ya ne olur ne olmaz deyip kılarsan Allah demedi. Kim sana diyorsa ona itaat edip namaz kılıyorsun. Şeytana kılmayacaksın. Kılmamak kılmaktır. Hocam benim bir kere mesela başıma geldi. Ben bir daha kılmayacağım. Bundan sonra kılmayacaksın Ömer, Osman. Kılmayacaksın. Tabii kılmayacaksın. Ama kasten yapmamışsan eğer. Ha şöyle. Günah var mı? Yok, sen bir kere kıldın. Evet. Hocam. Kıldıktan sonra bir olmadı. Bir daha kıl dediği zaman şöyle diyeceksin. Hasan abi dedi ki bana, bir daha kılmayacaksın, günah bana ait. Günahını ben alıyorum. Tamam mı Osman? Anladım. Diyeceksin ki, ya Rabbi, ben bir daha kıldım ama şüphelendim. Bundan ben bir daha kılmıyorum. Hasan'a böyle dedi. Günahını ona sor. Bana ait. Tamam mı abi? Teşekkürler. Peki bunu güzel. Sana bu kadar garanti nasıl verebiliyorum? Çünkü adamı çok iyi biliyor. Şeytanın sistemini psikolojisiyle çok meşgul oldu. Bir sitede var. Şeytanın psikolojisi diye. Adama kendisine sordum. Sen derdin ne bizimle dedim ya. Seninle akraba değiliz. Kız kaçırmadı, kavga etmedi. Ulan benim de ne alıp veremediğimi dedim yani adama. Şizofreniyim ben ya böyle bazen. Şizofreniliğim tutuyor. Bu gayet sordu. Hemen bir cümlesini sana söyleyeyim. Ondan sonra muhaberemiz başladı konuşma. Dedi ki, sen iman ettiğin Kur'an'da ve iman ettiğin peygamberde garanti cehennemlik olduğunu bilseydin, psikolojin nasıl olurdu? Naci öyle dedi bana. Şeytan dedi ki bana. Güzel cevap vermiş. Kendini anlatmış. Ha? Güzel cevap vermiş. Evet. Acayip tabii. Öyle gerizekalı değil ki adam. İnsan cevap almış. Ha bak şimdi. Dedim niye böyle bir durumdasın dedim. Sen dedi iman ettiğin Kur'an'da, iman ettiğin peygamberde garanti cehennemlik olduğunu bilsen senin psikolojin nasıl olurdu? Musibetli umuleşti. Ondan sonra böyle bir hırçınlık olmuş. Peki benden ne istiyorsun dedi. Tamam ya benden ne istiyorsun dedi. Sizden dolayı oldu dedi. Yani ben bundan haberim var mıydı dedim. Yok sizin ses yok. Dedim o zaman senin Allah'la sorunun var. Hiçbir şey demiyor bu sefer. Senin Allah'la sorunun var. Yani. Benimle sorun yok ki ya. Mesela neyse. Birincisi burhan ve delilini soracağız. İki, delil ve burhanı yoksa iade etmeyeceğiz sözlerini ve fiillerini. Üç, çok önemli, çok hoşunuza gidecek. Ona Adem'e rıza gösteriyorsan, yani rahatsız oluyorsan delildir ki, rahatsız oluyorsan, tamam mı? Mesela diyelim ki şüphelendi, amelinden, sözünden şüphelendi. Delildir ki kesin doğrudur. Çünkü şeytan seninle uğraşır mı uğraşmaz mı? Uğraşır. Şeytan var mı yok mu? Var. Uğraşır mı uğraşmaz mı? Uğraşır. Peki namazında sen Kur'an okurken, derste otururken şu anda durur mu? Durmaz. O abi derste de mi geliyor? Ona Kabe'ye gelmiş en büyüğü. Tamam. En büyüğü oraya gelmiş. Yani. Büyük şeytan taşlama, orta şeytan taşlama, küçük şeytan taşlama. Ya abi dediler ki ben gitmiştim götürmüştüm. Abi dediler burada da mı bu şeytan var ya?
Şimdi bizi Mehmet abi getirecek böyle şeyler, şeytan taşlamaya ondan sonra. Ümre'ye var bizim inşallah nasip edin. Bir grupla gidiyoruz ama öyle Ümre hoş olacak. İlk önce şu soruyu soracağız. Safa ve Merve var ya say. Merak ediyorsan şu soruyu sorayım. Safa ve Merve hacı bir rükünlerinin bir tanesidir. Tenefüs ettirmek için anlatıyorum. Yoksa konu dağıtmıyor. Bir kadın köleden çıkmış, zayıf, sıska, siyah, esmer ve ismi Taş olan bir kadının hareketi hacın bir rüknü niye oldu? Hacer denilen bir validemiz aşağı koşmuş, yukarıya koşmuş, zayıf, siyah, tamam mı? İsmi Taş, kadın, ben erkeğim, hareketi bana hacın bir rüknü olmuş. Ne demek? 20. sözde anlatıyor da kafanıza soru takmamak için değil. Niye Kur'an taştan bahsediyor? Ayet var yani. Orada. Niye Kur'an taştan bahsediyor? Demek ki birincisi düşünce midir? Vehim midir? Delil ve burhanı var mı? Yok. O zaman kavlen ve fiilen, sözle ve fiilen iade etmeyeceğiz. 3. Rahatsız olman gösteriyor ki şeytanındır, senin değil. Mesela şu. Rahatsız olma şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oo, filmler geldi, kadınlar geldi, paralar, dolarlar, işler, kaybettim çorap. Ben sen ona üzülüyorsun. Sana namazda geliyor. Ben çorabımı kaybettim, bulmak için namaza durdum. Buldum. Hakikaten ha. Çabuk çabuk abdest alırken bir patlattım var ya, çabuk çabuk çorabı çıkarttım, fırlattım, tamam. Çamaşır makinenin bir tanesinin arkasına düşmüş. Ulan abdest al dersi için olan bir tane yok. Ulan yapma dedim, örtme bunu, getir buraya. Aynı. Lan bir de inat var ya bizde. Ya yapma, getir çorabımı şuraya. Girişe gideceğim. İnsan bilirsin. Nasıl da bir de abdest almıştım ya taze. Ya Rab niyet ettim, Allah için namaza. Allahu Ekber dedim. Birinci rekata dedi ki çamaşır makinenin arkasına düştüm. Nasıl dedi. Ben dedim içi geçti o. Bu iki reketi kılacağım. Kaybettiğiniz bir şey varsa çözemediğiniz sıkıntı namaza dur. Harika inan. Tamam. Şimdi namazdasınız. O geldi bu geldi. Rahatsız oldun değil mi? Rahatsız olman senin razı olmadığını gösterir. Namazdan sonra diyor musun ki ulan bir namaz kıldık ama kadınla, parayla, şöhrette ulan yapmadığımız kan ne kadar renkli oldu be, ne kadar kaliteli oldu. Çok hoşuma gitti. Der misin? Rahatsız olursun değil mi? Ha? O rahatsız olman senin olmadığını gösteriyor. Rahatsız oldun mu? Benimle alakası yok. Biriyle rahatsız olmuş bana yutturuyor. Rahatsız oldunsa sen rahatsız oldun. Namazdan sonra aferin lan, of be, ne güzel yaptım der mi? Rahatsız oluyor. Onu sana yansıtıyor. Yani bu bedeni beraber kullanıyoruz. Bunu bir kere inan. Bu beden bina gibidir. Her buraya iyi niyetler gelmiyor ki, her tip insan geliyor buraya. Her tip insan gelmiş. Bu bedene 18 bin alemin geçişi bir koridoru kavşağıdır. Bu beden. Tamam arkadaşlar? Yok kulağım kaşındı, yok onu. Böyle geldi. Tabii ki 18 bin alem nasıl ifade edecek kendisini? Yani öyle gelmemesi zaten muhal. Hiç vesvesesi, panik atan, depresyon geçiren bir sığır gördünüz mü ya? 18 bin alemin lasası değil ki. Ha? Hiç durmuyor değil mi abi? Durmaz. Ve çünkü insan devamlı terakki edecek. Hatta İkide bir size belki diyor ki ulan saati geçmiş adam saati unutmuş. Tamam. Doğru, saatimi unuttum. Şimdi bitirdim. İyi ki de unuttunuz abi. Aklınızı helal edin. 10-15 dakikanızı aldım. Şu. İnsan-ı berzah. Aklımızı yani dimağımızı ve vicdanımızı bütünlüğe ne kadar getirirsek bize koridor olur.
Kim? Biz bize. Biz bize geliyoruz. Biz bizde yürüyoruz. Biz bizi tanışıyoruz. Biz de tanışıyoruz. Biz bizimle lezzet alıyoruz. Tamam. Abi son soruyu söylemedim. Dördüncü soru. Yazıyor burada dördüncü soru. Ha dört var mı? Sen hem sen ondan rahatsız olup titriyor ve korkuyor musun? Ha, orayı 300 atladım. Yani yok. Yani rahatsız olmak o 4. Adım Liza, Liza'm yok. Ama bazen de titreme var, biliyor musun? Sizde olmaz o inşallah. Titriyor. Yani maddeten de titriyor, ruhen de titriyor. Ve korkuyor, tamam mı? Mesela şöyle. Eyvah ne olacak ya, kabile ne olacak ya? Tamam. Ama öyle ifrata taşıyor ki kabir korkusu, imansızlık korkusu, cehennem korkusu adamın dünyasını cehennem ediyor. Cehennem korkusu dünyamızı cehennem yapmak için değil. Dünyadaki cehennemlerden kurtulmak içindir. Bir daha. Cehennem korkusu dünyamızı cehenneme döndürmek için değil, dünyadaki manevi cehennemlerden kurtulmak içindir. Ölüm korkusu burada orayı yaşamak içindir. Yoksa azap çekmek için değildir. Allah senin azap çekmenden lezzet almaz. Unutmayın, vehim ve vesveseyi Allah ve melekleri vermez. Şeytan, cin, erva habisi verir. Şeytan cini anladık, erva habisi ise gözden seyrettiğimiz, burundan kokladığımız, ağzımızdan yediğimiz helal haramlarımız, işittiklerimiz yanlış şeyler, bulunduğumuz mekanlar yanlış yerler, insana içeriye giriyor. Mesela misal vereyim, örnek içiş yapacağım, içmek için değil. Bu sudur dışarıda. İçeri girdikten sonra su değil artık. O enerjidir. Aynen bunun gibi kamerayla çekiyorsunuz, ses kaydediyorsunuz, pil bitiyor ama filme dönüşüyor. Batarya bitiyor, filme dönüşüyor. Seyrettiğimiz, işittiğimiz, yediğimiz, Ustad 246 sözlerinde diyor ki, mevad-i şeririye dönüşüyor. Mevad-i şerire, erva, onun da mümessilleri, camı açtığımız zaman çiçek koy, arı gelir, pislik koy, sinek gelir. Ha. O içeriye girenler su değil artık. O habise maddedir. 13. lemada diyor ki, fena madenleri işlettiriyor. Erva habise oluşuyor, seyrettiğimizden, dinlediğimizden. Onlar bizi titretiyor, korkutuyor. Şeytan vesvese veriyor, cinler vehim veriyor. Korku, titreme, erva habisiden, vesvese şeytandan, vehim yani zanlar cinlerden ve nefsin maliden. Vahir davahu enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tümassalavaz.